Sen ne tatlısın. Sen ne tatlısın. Allah. Dilaş teyzenin kedisinin rengine benziyor annem. Anam. Uyuyor mu? Hayır. Serinliyor. Bu çanakları nereye koydun ya? Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hafta sonu. Kaç gündür video atamıyorum, farkındayım arkadaşlar. Galiba Amasya'ya uzun yolu gidip gelmek bizi biraz yordu. Bir ben rahatsızlandım, bir Esra rahatsızlandı kaç gündür. Hatta iki gün, ilk iki gün okula gidemedi Esra. Çok şükür şimdi iyiyiz. İkimiz de atlattık biraz. İşte hava değişimi. Hava değişimi etkiledi biraz, yorgunluk. İyiyiz şimdi çok şükür dediğim gibi. Hafta sonu sabahtan biraz işlerimi yaptım. Dedik kahvaltıyı Güler ablanın oraya gidelim. Önce de gelmiştim Güler ablanın oraya, biliyorsunuz. Bizim evin olduğu yan köy var, Kızılağaç diye. Oranın muhtarı kendisi Güler abla. Aynı zamanda da böyle kendi kahvaltı hazırlayıp, mesela kahvaltı yeri var. Önceden kahve onun olduğu yer. Orayı zamanla böyle hani kahvaltı da çıkarıyor müşterilere. Çok iyi bir yer. Hani nasıl diyeyim? Salaş, kendi haline köy kahvaltısı. Öyle lüks restoranlardaki gibi değil. Kendi haline, dediğim gibi, köy kahvaltısı. Oraya geldik. Şöyle bahçeyi dolaşmaya çıktım. Şimdi biraz önce domatesleri, salatalıkları falan dildim. Kendim, yabancı olmadığımız için kendim de giriyorum kahvaltı hazırlamaya. Bir yandan da hazırlanıyor. Dedim şöyle bir dolaşıp geleyim masaya konulana kadar kahvaltı. Dediğim gibi çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisinizdir. İnanın ki sizlerle beraber olmayı özlemişim kaç gündür. Şöyle bir bakayım yeşilliğe, pek güzel. Yeşillik, bakar mısınız? Arka taraf zeytinlik. Ön taraf mısır, boydan boya çok büyümüşler. Ben görmeyeli. Ayvalar da ne kadar güzel. Büyüklerimiz derdi ki ayva çok olursa kış çok olur derlerdi. Bakalım nasıl olacak bu kış. Şurada da bakın, biberleri kurutmuş. Böyle dilinerek kuruturlar. Ben de yaptım biraz, birkaç tepsi. Dizme biberler de asılı ağaçlarda. Vallahi pek güzel. Şöyle bahçeyi dolaşayım dedim. Ben pek güzel diyorum ya. Bazı takipçilerimiz var. Bazı değil, bir kişi filan. Geçen yorumunda gördüm. Ya ne biliyor Huriye Hanım pek güzel demekten başka diye. Böyle bir eleştiri olmuş. Çok mu kötü kelime acaba? Hani sevdiğim, hoşuma giden bir şey görünce pek güzel demek. Kötü mü, bilemedim yani. Şuradan geri döneyim. Kahvaltımız muhtemelen hazırdır. Şuradan şu serayı falan gezmiştik, biliyorsunuz. Önceki videomda geldiğimde. Her böyle ağacın dallarına bakın. Kurutma biberleri Güler abla asmış. Bakın burada da var. Genelde ağaç dallarında asıyorlar gölgede kurusun diye. Bakın. Ben balkona astım mecburen. Şöyle bakın. Bunlar kuruyacak. Benim de var süs biberi, evde dizilecek. Bugün Allah nasip ederse eve döndüğümde birçok kışlığımı da yapayım istiyorum. Orada kümür değilse.
Cumartesi sabah 10-11'de çıkıyorum sana dışarıya. Onlar denize gidiyorum. Ben ne yapıyorum? Çünkü gerçek oluyor. Çok var mı? Hala kaçıyor. Ben çünkü cumartesi kurban pazar kuruyor. Pazar var. Pazar kuruyor. Esra'cığım önden gidiyorsun ya. Evet. Hızlı yürüdün. Yediklerini mi eritiyorsun? Güler ablanın oradan çıktık. Kahvaltımızı yaptık. Çok da yemişim. İnanın ki böyle biraz dedik. Yürüyüş yapalım. Meylemem. Esra'mız da burada. Muğla merkeze geldik. Arabayı bir yere koyduk. Yürüye yürüye şimdi çarşı tarafına geldik. Alınacak birkaç eşyamız var. Onlara bakacağız. Esra'ya kitap alacağız. Onlara bakıyoruz. Bakacağız. Bakalım. Şöyle bakın. Görünüyor mu heykelin olduğu yer? Şöyle bir göstereyim. Evet. Heykelin olduğu yere, merkeze geldik. Ay arkadaşlar. İki tane mağazaya girdik. Ben pilav tenceresi, küçük çaydanlık, bir de ne bakacaktık Esra'cığım? Tava. Yumurta tavası bakacağım. Evdekiler çok kötü oldu. Hep çizildi arkadaşlar. Onlar da sağlık açısından kötü olduğu için çöpe bastım. Hadi dedik yeni alalım. İki yere baktım. Hiç markası yok. Normal uyduruk tavalar, tencereler o kadar uçmuş ki. İnternete bakıyorum ben günlerdir fiyat olarak. Baktım inanılmaz pahalı buradakiler. Şimdi aklımda birkaç yer daha var. Açıksa eğer hafta sonu bugün. Bakacağım. Eğer ki uygun olmazsa yine ben internetten herhalde büyük ihtimal sipariş vereceğim. Ya en kötü bir tavalar bile 300 liradan 300, başlıyor. Evet 300-400 normal yumurta tavaları bile. Yok yani kötü. Onun için bir gidelim bakalım şu taraftaki dükkanlardan açık yer varsa bakalım. Sonra kitapçıya. Esra'nın işini ondan sonra görmeye gideceğiz. Değil mi Esra? Evet. Ben hiçbir şey almasam da olur. Baktım yere korktum yani. Yere. Evet korktum. Fiyatlardan korktum arkadaşlar yani, gerçekten. Gerçi kitapların fiyatı da çok fazla uçtu artık. Yani kitaplardan onlar mecbur alınacak çocuğum. Evet. Hadi bizler idare edebiliriz öbür küçük tencere, tava bir şeyler. Evet. Ama senin ihtiyaç alınacak yani. Geçen eğitim, öğretim her zaman. En uygunu 40 liradan başlıyor. Evet defterler 40 lira. Onlar 15 miydi geçen sene? 15. Yani. 20 lira evet, falan. Evet 40 liraydı defterler dediği gibi. Yapacak bir şey yok. Yani mecbur eğitim alınacak anneciğim. Evet. Şuradan gidelim bir. Esra ile birer dondurma aldık. Havada sıcak giderken çarşıda bakın arkadaşlar. Yatışa bakar mısınız güzelliği? Bir de kilolu ki tombik vitrinde böyle yatıyor. Giyim vitrini şöyle bakın. Çok tatlı değil mi? Gelip geçeni hiç umursadığı yok. Çok tatlı, çok. Allah. Esra'cığım hadi bakalım. Esra'nın dondurması bitmedi daha. Daha yeni iyileştim ama yine dondurma yiyorum. Evet ya. Yeni iyileşti ama dondurmaya hayır demiyor Esra. Yine şuraya girelim şimdi. Hadi bakalım kitapçıya anne.
Şu an Esra'nın en sevdiği yerdeyiz. Kırtasiyede. Aynen. Üst kattan kitaplarını aldık. Evet. Çok pahalı. Çok pahalı değil mi? Yapacak bir şey yok çocuğum. Yapacak bir şey yok. Defterlerin fiyatını göstereyim mi? Kaç para tuttu acaba? Şimdi babamız kasada ödüyor. Defter ihtiyacın yok değil mi? Almıştık hepsini çocuğum buradan geçen. Çok pahalı anneciğim ama yapacak bir şey yok. Okuyacağız. Başka ne ihtiyacımız vardı annem? Buradan bakıyorum. Ya. Bitti değil mi epey? Hepsini Karelerin aldık gibi. Elimde bir şey yok. Artık o kadar çok aldığım için artık gerek yok yani. Evet. Aldık. Çok şükür ihtiyaçlarını alabildik geçen anneciğim. Geçen burası geldiğimde o kadar kalabalıktı ki. İlk hafta öyle oluyor anneciğim. Ay. Kitapların da hazır gibi. Hadi bakalım anneciğim. Çarşıdan hop eve ışınlandık. Çarşıdan geldik arkadaşlar. Aldıklarımızı bir yerleştirdim. Tencere tava alamadan geri geldim. Demiştim ya hani internetten bakıyorum fiyatları. Bir de çarşıya bakayım diye. İnternetten almaya karar verdim. Marka aynı olduktan sonra internetten almak daha mantıklı geldi ve daha uygun fiyatları. Esra'nın kitaplarını aldık. Esra'nın cüzdan ihtiyacı vardı. Eskimişti eski cüzdanı. Bir tane cüzdan aldık. Lastik tokalar filan aldık. Yani bugün Esra'ya çalıştık yine arkadaşlar. Çok şükür. Dediğim gibi kitaplar o kadar pahalı ki. Kitapları, cüzdanı, işte aldığı 2-3 parça şey 1000 lira tuttu arkadaşlar. Kitaplar 195, 198 böyle 4 tane kitap aldık. 1000 lira gitti arkadaşlar. Dediğim gibi paranın hiç değeri yok ve inanılmaz uçuk fiyatlar. Ama kitaplar da alınmak zorunda. TYT kitapları aldık. Matematik, işte paragraf, başka ne aldık? Tarih. Ve ne aldık? Unuttum. Bir tane daha bir şey aldık. Şu an unuttum arkadaşlar. Durdu beynim. Durdu. Ben de balkona geçtim. Patlıcanlarım vardı. Sabahtan da böyle bir tepsi dildim kurusun diye. Şöyle biraz daha vardı. Bunları görmemişim öbür tarafta. Merdiven serin oluyor diye oraya koymuştuk. Bunları dedim dileyim hemen. Bir de böyle acı biber var. Süs biberi diyoruz biz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Şöyle bunları da dedim hemen dizeyim. Şunları bir halledeyim bugün. Vallahi nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şöyle alacalı soyacağım. Birazcık buruşmuş bunlar da artık. Kuruyacak nasıl olsa. Suyun içine atacağım. Şöyle su getirdim bakın. Kararmasın diye. Sonra yıkatıp süzüp tepsiye. Kışın ben bunu kavuruyorum. Haşlayıp patlıcanı. Sarımsaklı yoğurt filan döküyorum. Yerken çok güzel oluyor. Dedim biraz kurutayım. Sabah fasulye de dildim. Biraz fasulyem vardı. Fasulyeyi de dildim kurusun diye. Sizle beraber olmadığımız dönemde biraz konservelerden de yaptık. Fasulye, bamya, börülce. Başka ne yaptık? Bir de domatesleri mesela soyuyoruz, kenarıya koyuyoruz ya hani bu konserveleri yaparken. Onları atmıyoruz biz arkadaşlar. 2 senedir değerlendiriyorum. O kabuklarını da kaynatıyorum. Blenderlıyoruz. Çok güzel hazır salça gibi kaç kavanoz salçası çıkıyor. Bizim küçüklü büyüklü 5-6 kavanoz çıktı arkadaşlar. Hani o çöpe attığımız, ayırdığımız domates kabukları var ya. Çok güzel salçası oluyor. Kaynatıyoruz biz onu. Dediğim gibi sıcaklığıyla kavanozluyoruz, kapaklıyoruz. Çok güzel oluyor. Şunları da şöyle alacalı soyu vereceğim. Çok da bekletmeden suya atayım çünkü kararıyor.
Şöyle şöyle yapıp. Çok kalın değil. Yemeği olacağı için şöyle dilimliyorum. İnanın biz buradaki sakinliğe alışmışız ya. Şehir bize kalabalık geliyor. Halbuki Muğla böyle çok kalabalık bir şehir değil, küçük bir şehir. Ona rağmen gidip geliyoruz. Yoruluyoruz inan ki çarşıda. Bizim bu taraf sakin. Şöyle bakın. İçine patlıcanları attım suya. Havalar da gündüz çok sıcak arkadaşlar. Akşamları serin. Mesela bizim bu taraf daha serin. Sitenin olduğu yer. Akşamları ben hazır yorganları çıkarttım. Örtünüyoruz. Ama gündüz inanılmaz sıcak. Mesela bugün gündüz çok sıcaktı. Onun için diyorum ya, biz Amasya'dan gelince o da hasta etti bizi. Orada da akşamları serindi. Ondan sonra otobüste klimalar açıktı. Biz hadi üstümüzde klimayı kapattık ama bütün klimalar açık olunca o da çarptı biraz herhalde. Hava değişimi. Dediğim gibi akşam serin, gündüz sıcak. Ondan da hasta olduk galiba. Tam böyle aldatıcı mevsim. Şunları yap vereyim. Ondan sonra daha yemek yiyeceğiz. Yemek hazırlayacağız, yemek yiyeceğiz daha. Geç vakit olur yine benim. Onu yap, bunu yap. Sitenin de yolları yapılıyor. Her yeri kazdılar. Yeniden parke döşeniyor. Bütün her yeri düzenliyorlar. Şimdi ön tarafa saha yapıldı. O güzel oldu çocuklar için, gençler için filan oyun sahası. O çok iyi oldu. Şimdi bütün yollara yeniden parke döşeniyor. İnşallah tertemiz olur. Patlıcanlarım bitti. Şunu güzelce yıkayayım. Süzeyim şimdi, götüreyim de. Ondan sonra tepsiye. Patlıcanları yıkadım, süzdüm, geldim arkadaşlar. Şimdi tepsiye yayacağım bunları. Doğru kurumaya. Tepsi de küçük gelecek galiba. Bir tepsi daha getireyim. Altlarına da bez koydum da. Şu alüminyum tepsi çünkü. İçine bez seri verdim, iyi oldu. Patlıcanları koydum yerine. Artık kuruya dursun onlar. Şimdi de şu biberleri dediğim gibi hemen dizeyim. İğnenin deliği kocaman olmasa görmüyorum. Gözler gitti arkadaşlar. Gitti. Yakını zorlanıyorum. Bunlar da mesela yemeklerin içine koymayı, acılı o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Böyle kuru fasulyenin içine normal biber de, hani kurutulmuş biber de koyarım ben ama böyle acılı olanlardan böyle bütün bütün atarız. Yerken acılı çok güzel oluyor. Böyle kurutuyoruz.
Biberlerin dizmesi bitti arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu değil mi? Bu kadar biberi kim yiyecek onu da bilmiyorum. O kadar aç ki burnuma acısı kaçtı, öksürtüyor dizerken. Vallahi acı seviyoruz ama bu da çok fazla oldu gibi. Olsun da mesela olmayan olur, dizmeyen hani olur, veririz yenir. Hiç olmadı kalırsa pul biber yaptırırız. Dizelim kurusun da. Pek güzel görünüyor bakın. Şimdi öbür biberlerin yanına tele asacağım bunları. Akşam karanlığı da oldu arkadaşlar. Sokak lambaları yandı. Bakın. Güzelliğe. Şöyle asıverdim buraya. Öbür biberlerim de burada böyle bakın karanlıkta görünüyor mu bilmiyorum. Pek güzel. Şuraya da şöyle astım bir dizi. Rabbim yemeği nasip etsin. Böyle biberlerimin görüntüsüyle videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Mutfağa girip artık yemek yapacağım. Acıktık çünkü. Bayağı geç oldu. Her zaman olduğu gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, yorum yazmayı, izleme desteği olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.